Merhaba arkadaşlar. Birazdan şu gördüğünüz minik canavarın yapım videosunu izleyeceksiniz. Yapım videosundan önce size aktarmak istediğim bazı bilgiler var. Video içerisinde bahsettiğim ancak video yaptığım gün henüz elime ulaşmamış olan öncelikle kullanacağım pilleri göstermek istiyorum. CNHL China Hobbyline Ministar 4S 450 mAh'lik piller. Pil ağırlığı 59 gram. Yine aynı marka Ministar serisi 3S 650 mAh'lik piller. Bu pillerin de ağırlığı 62 gram. Yapım videosu ile ilgili yaptığım bazı hatalar var. Video izlemeden önce size bunları aktarmak istiyorum. Pervane seçiminde ciddi bir hata yaptım. Bu drone'a uygun olmayan çok daha küçük 16-35, 16-36'lık pervaneler almıştım. Bunun iki sebebi var. Birincisi bu boyda bir mikro drone ilk defa yapıyorum. İkincisi gövdenin Banggood sitesindeki açıklamasında tavsiye edilen Genfan 16-36 pervaneleri gördüm ve de bununla ilgili herhangi bir araştırma yapmadan oradaki bilgiye güvenerek pervane almıştım. Daha sonra da bu pervaneleri drone uçmadı ve de çok da küçük oldu. Peki hangi pervane seçeceğiz? Şu an üzerinde gördükleriniz yine Genfan marka 25-40 pervaneler. Ancak benim bu pervaneler datlara sığmadığı için ben uçlarından ikişer milimetre törpüledim. Tabi bu çok sağlıklı bir işlem değil. Bunu mecbur kalmadıkça ve bu konuda tecrübeniz yoksa yapmanızı tavsiye etmem. Direkt alıp kullanabileceğiniz Emax Avan 2.3 mm ekran resmini gördüğünüz pervane linki video açıklamada mevcut. Bu gövdeyi tercih ettiğiniz bir drone da piyasada bulunabilen kullanabileceğiniz tek pervane de o diyebilirim. İkinci bir hatadan bahsetmek istiyorum. Bu drone üzerinde Rankine Split 3 Nano HD kayıt özelliği bulunan kamerayı kullandım. Birçoğunuzun bileceği gibi Rankine'in UART üzerinden kamera kontrolü mümkün. Bunun için bir RX ve TX bağlantısı var. Ben bu RX ve TX bağlantısını uçuş kontrolcüsü üzerindeki UART 3 üzerine yaptım. Ancak daha sonra fark ettim ki 3 stack olarak gelen ESC kontrol kartı ve de VTX için özel olarak hazırlanmış ve de VTX'in Smart Audio özelliğini kullanabilmesi için hazırlanmış. Drone yapımından daha sonra Rankine UART kablolarını uçuş kontrolcüsünün UART 3'ten UART 1'e taşıdım. Ayrıca drone yapımına başlamadan önce ben bu drone'u kapalı mahallelerde kullanma amaçlı yapmayı planlamıştım. Ona göre parçalar seçmeyi hedeflemiştim. Ancak drone'u yapıp ilk uçuşunu yaptıktan sonra gördüm ki bu drone şu haliyle kesinlikle kapalı mahalle uygun değil. Dış mekanda inanılmaz performans sağlayabilecek bir drone haline geldi. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi motorları 6300 kW'lık motorlar. Aynı marka, aynı modelin 4300 kW motorları var arkadaşlar. Onları da tercih edebilirsiniz. Ve de benim bu drone'u 4S pille uçuracak olmam. Bunu size şöyle basit bir örnek vermek istiyorum. 4000 kW'lık bir motorun 2S 7.4 voltluk bir pille ulaşacağı dönüş sayısını 8000, yani 2 her bir S için bir değerini alarak 4000 çarpı 2 dediğimizde 8000'e ulaşırız. Bu drone'daki motorlar 6300 kW, basit hesap 6000 olsa dahil 4S pille bu 24000 olur. Yani direkt 3 katına çıkmış oluyor. Bu inanılmaz bir rakam. İlerleyen günlerde hava şartları biraz daha müsait olduğunda drone'un dış mekandaki uçuş videoları paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Son olarak şunu belirtmek istiyorum. İzlemek üzere olduğunuz yapım videosu bu hobiye yeni başlayan ilk defa drone yapacak bir arkadaşa kesinlikle uygun değil. Özellikle küçük parçaları daha komplike yapısı nedeniyle en azından 1-2 tane drone yapmış. Bu konuda belli tecrübe kazanmış arkadaşların bu videodaki parçaları örnek alarak kendine drone yapmaları daha sağlıklı olur. Yeni başlayan arkadaşlar için bu biraz daha zorlayıcı bir iş olur. Özellikle hobinin başında böyle zor bir drone yaparak kendi şevkinizi de kırmayın arkadaşlar. Daha basit yapılı, daha geniş alana sahip, daha ferah alana sahip gövdelerde daha çok bilindik ve de piyasada bol miktarda kullanılmış yapım video örnekleri bulunan parçalar kullanın. Bu sizler için de ileri yönelik daha sağlıklı adımlarla ilerlemenizi sağlayacaktır. Şimdi hep birlikte yapım videosuna geçelim. Umarım sizlerle bir mikro drone yapacağız. Özellikle yaz mevsiminin bitmesi, yağışlı havaların başlaması nedeniyle kapalı alanlarda ve iyi havalarda ayrıca dışarıda uçurabileceğimiz bir mikro drone olacak bu. Rankine Split 3 kamerasıyla HD kayıt özelliği olacak. 6300 kW'lık Amax Inno motorları, Sussex F405 stack
Ve de Genfan 1636, 1635 pervaneleriyle güzel, şirin bir drone olacağını umuyorum. Drone parçalarını tekrar tekrar göstermek istiyorum sizlere. Amax'ın 1106 6300 kW'lık motoru. Motor kalitesi ilk görünüşte gayet tatmin edici. Rulmanları olsun, mıknatısların yerleştirilmesi olsun ve de kablo sarımları gayet düzgün gözüküyor. Rankine Split 3 Nano bir önceki videoda özelliklerinden bahsetmiştik. Özellikle HD kaydı sayesinde böyle ufak bir drone'da Snappy olarak da sinematik çekimler olarak da kazandıran drone'larda başarılı olacağını umuyorum. Sussex eFlight'ın 35 amperlik D-Shot 1200 ESC'si, F4 uçuş kontrolcüsü ve 25'ten 500 mW'a kadar çıkış gücü olan VTX'i. Gövde paketinde alt ve üst plakalar, vida poşeti, kamera yerleştirmek, VTX ve de diğer alıcı antenleri için aparatları var. Ayrıca pervane koruma amaçlı 4 tane duct ile geliyor. Duct'ların esnekliği her ne kadar yeterli gibi görünmese de en azından pervane koruma görevini yerine getireceğini düşünüyorum. 2 adet pil strap, boyu yaklaşık 12 santimetre, eni de 1 santimetre. eFlight bir takım çıkartmalar da göndermiş içerisinde. Ve de bir de montaj açıklamasını gösteren bu kılavuz var. Burada gönderilen parçalar ve montajını belirtmiş. Bir düzeltme yapmak istiyorum. Burada alt gövde 3 mm, üst gövde de 1,5 mm olarak gösterilmiş. Ayrıca sizlere kullanacağım pervaneleri göstermek istiyorum. Genfan 1635 3 kanatlı ve de Genfan 1636 4 kanatlı pervaneler. Bu tip pervaneler alırken arkadaşlar büyük şaft deliği olan pervane almanız yani 1,5 mm'lik şaft deliği olan pervaneleri 1 metrelik şaftı olan motorda kullanırsınız. Ancak tam tersi olduğunda sıkıntı yaşayacaksınızdır. Bu konuya da özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Drone'unuzun yapımına motorların gövdeye yerleştirmesiyle başlayacağız. Gövdenin alt plakası. Motorları bir bir vidalarına takacağım. Motorlar için olan duct'ları şu an takmayacağım. Daha sonra motorları tekrar sökerek duct'ları yerleştireceğim. Her bir motor poşetinden 6 vida çıkıyor. 4 tanesi motorların gövdeye montajı, 2 tanesi de pervanelerin motorlara montajı için. Ancak bu vidalar hem bu 2,5 mm'lik gövde kalınlığına hem de daha sonra takacağımız duct'lara da göreceğiniz üzere çok kısa gelmekte. Ancak şöyle bir şansımız var. Gövde poşetin içerisinde hep bol miktarda vida gönderilmiş. Motorlardan gelen vidalar yerine bu gövde poşeti içerisinde çıkan vidaları kullanacağız. Vidaları şu an tam sıkmıyorum arkadaşlar. Sadece motorların yerlerinde durması için ikişer tane vida takacağım. Evet, son motorumuzu da yerleştirdim. Burada çoğunuz biliyorsunuz, ancak bir husustan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, vidanızın boyunu her zaman kontrol edin. Eğer vida boyu çok uzunsa ve motor sargılarına değme ihtimali varsa bu motorunuzun zarar görmesine sebep olacaktır. O yüzden her zaman vidaları tam sıkmadan bu vida uçlarının motor vida bölümünden çıkıp çıkmadığını, sargılara değmediğini mutlaka kontrol edin. Şimdi stack vidalarını alarak gövde montajına başlayacağım. Bu da benim şimdiye kadar yaptığım en küçük drone. O yüzden biraz montajda zorlanacağım gibi geliyor. Gerçekten çok küçük parçalar. Özellikle şöyle enteresan bir durum göstermek istiyorum. 1106 motorlar bugün yaptığım drone. Dün yapına başladığım drone'da kullandığım motorlar 24.08. Şöyle size motorlar arasındaki boyut farkı inanılmaz. Sol tarafta 24.05'lik, sağ tarafta 1106'lık motorlar. Gerçekten devasa bir fark var. Belki de bu hobinin en güzel kısmı şöyle ufacık bir turbo bile uçarken onu uçuş tamamlayıp hemen arkasında böyle bir canavarla da uçma şansı olabiliyor. Stack 3 kat, gördüğünüz en üstte VTX var. Şurada bir bağlantıları var. Bu çok büyük bir kolaylık. Özellikle böyle ufak dronlarda ufak ekipmanlarla lehimleme yapmak gerçekten çok zor olabiliyor. Gördüğünüz üzere çok kolay bir şekilde ayırdım. Uçuş kontrolcüsü. Burada size biraz uçuş kontrolcüsünden bahsetmek istiyorum. OST mevcut. Barometresi var. Versiyon 2 olarak geçiyor bu arkadaşlar. Şurada S-Bus 5 volt ground bağlantısı. Ayrıca şu soketle de bunu yapabiliyorsunuz. TX1 ve RX1 hemen yanında. Karşı tarafta kamera için video in 5 volt ve ground. Yine bunu bir soket bağlantısı yapabiliyorsunuz. Ayrıca buradan buzzer ve led bağlantılarını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim görebildiğim kadarıyla bir
UART 6 da mevcut. Ayrıca bağlantı yapmak için. Bunun dışında belirtilen bağlantılara bakmaya çalışıyorum. Evet, bir adet RX 3. Yani arkadaşlar 3 tane UART kullanabiliyoruz bu uçuş kontrolcüsüyle. İsterseniz benim yapacağım gibi bir Runcam kamera bağladığınızda UART bağlantısı yaparak OSD'den kumandasını sağlayabilirsiniz. Bir GPS bile bağlayabilirsiniz bu uçuş kontrolcüsüne. Çünkü yeterli miktarda ek çıkışları mevcut. En altta da ESC var. Şöyle göstermeye çalışayım. 35 amperlik 2.6S bağlantısı yapabiliyorsunuz. BL Heli 32 demiştik. D-Shot 1200. Gerçekten güzel hazırlanmış bir ESC. Bütün parçaların konumları olsun. MOSFET'ler, kapasitörler gayet özel hazırlanmış. Şimdi gövdeye öncelikle ESC'yi yerleştireceğiz. En altta ESC bulunacak. 20 mm, 20 mm vida boyu mesafesi arkadaşlar bu gövdede. Ayrıca 16'lık da bir stack takabiliyorsunuz. Benim aldığım 20 mm'lik bir stack. Bu drone'u yapmaya karar verdiğinde öncelikle 16'lık bir stack almış, sipariş vermiştim. Ancak daha sonra Runcam Split 3 20 mm olduğu için ben de aldığım stack'i 20 mm olarak değiştirdim. Şimdi burası drone'umuzun arkası. Burası da önü. ESC'miz için de şurada bir ok işareti var. Önü belirtmek için. Bu durumda bizim birinci motorumuz, ikinci motorumuz, üçüncü motorumuz, dördüncü motorumuz bu şekilde konumlanmış oluyor. Aynı şekilde uçuş kontrolcüsünde görürseniz ok burada. Bağlantı da bu şekilde yapılacak. Yani doğru bir pozisyondayız. Bunu mutlaka kontrol etmeniz lazım. Bazı ESC'lerde özellikle bunun gibi 4, bunda da yazıyor. Şurada motor 1, motor 2, motor 4 ve motor 3. 1, 2, 3, 4 gösterilmiş. DSC'yi yerleştiriyorum. Motor kablo boylarını belirleyeceğiz arkadaşlar. Motor kablo boylarını da şu şekilde direkt dışarıdan lehimlemek yerine şöyle içeriden getireceğim. Gördüğünüz üzere ben kabloları burguladım. Daha değerli toplu durmaları için. Normalde motor kablo bağlantısını motorun kablolarında en soldan başlayarak sırasıyla şu pedlere lehimliyoruz. Saat yönünün terse dönmesini istediğimiz motorların, çünkü bizim dönüş yönlerimiz her zaman içe doğru olacak. Ön tarafta öndeki motorlar dönüşüyor. Bu şekilde arka motorlarımız da bu şekilde. Sağ ön, sol arka, saat yönünde sol ön, sağ arka motorlarımız. Ben buna dikkat etmeyeceğim arkadaşlar. Ben kabloları burguluyorum. Herhangi bir kabloyu herhangi bir pede lehimleyeceğim. Daha sonra BL-Heli 32 ESC protokol yazılımı üzerinden motor dönüş yönlerini olması gerektiği gibi ayarlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde benim için daha kolay oluyor. Ben şimdi hızlıca öncelikle havyamı hazırlayacağım. Daha sonra motor kablo boylarını ayarlayarak lehimleme işlemine başlayacağım. Evet arkadaşlar, ben şimdi ESC'mi ve motorların kablolarını lehimlemeye hazırladım. Kabloları ihtiyacım olan boya göre kestim. Uçlarını lehimle kapladım. ESC'min pedlerini de lehimlemeye hazır hale getirdim. Şu 3 ped 1 numaralı motor için, şu 3 ped 2 numaralı motor için, 3 numara motor ve 4 numara motor. Şimdi üçer kablolarını, her bir motorun üçer kablolarını sırasıyla ESC üzerine lehimleyeceğim. Şu şekilde içeriden döndürerek arkadan getiriyorum. Bu şekilde kablolar drone'un dışarısından, gövdenin dış tarafından gelerek herhangi bir kaza esnasında hasar alma ihtimalleri azalmış oluyor. Bunu bütün drone'larda hemen hemen bu şekilde yapmayı da alışkanlık haline getirmiş durumdayım. Evet, çok küçük ve de uzak bir mesafeden görmeye çalışarak lehimleyeceğim. Bakalım. Bayağı bir zor olacak gibi. Bahsettiğim üzere kablo sıralamasına dikkat etmiyorum arkadaşlar. Sadece bu 3 her bir motor için 3 kabloyu ESC pedlerine lehimliyorum. Herhangi bir kablo sıralamasına dikkat etmiyorum. Motorlarımın dönüş yönlerini daha sonra yazılım üzerinden ayarlayacağım için kabloların lehimleme sırası benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu iş özellikle bunun gibi çok küçük dronlarda, çok küçük parçalarla çalıştığınızda biraz işkence haline bile gelebiliyor. Dediğim gibi bu benim şu ana kadar yapmış olduğum en küçük drone. Bundan bir önce yaptığım en küçük drone 3 inçlik bir drone'du ve her ne kadar orada da 20 mm'lik bir stack kullanıyor olsam da çok daha rahat işlem yapmıştım. Şimdi iki motoru halletmiş olduk. Bu drone'da uçuş kontrolcüsü, ESC, VTX birbirine direkt bağlantısı olduğu için açıkçası lehimleme işi çok az diyebiliriz. Burada bunun dışında video açıklamalarında ayrıca belirteceğim motor ve ESC'leri seçerseniz arkadaşlar
Bu şekilde lehimlemek yerine direkt soketlerle de bağlantılarını yapabilirsiniz. Bu da özellikle yeni başlayan arkadaşlar için ayrıca kolaylık sağlayacaktır. Ben uzak mesafeden görmeye çalışıyorum. O yüzden lehimlemelerde daha sonra bir düzeltme işlemi gerekecek gibi. Özellikle şu motoru, ortadaki kablosu biraz da düzgün olmuş oldu. Motor kablonu keserken arkadaşlar her zaman biraz boşluk bırakın. Biraz uzun kablo olmasından hiçbir zarar gelmez. Ancak kısa kablo gerçekten sizi çok uğraştırır. O yüzden kablolarda birazcık uzun kesin. İçeride bir yere toplarsınız. Sorun değil. Ancak kısa kablo sizi ciddi uğraştıracaktır. Motorların ESC bağlantısı da tamamlanmış oldu. Gördüğünüz üzere şuralarda birazcık düzeltmeler yapmam gerekecek. Şimdi uçuş kontrolcüsünü yerleştirmeden XT30 pil bağlantısını da hemen yapmak istiyorum. Sol taraftaki artı, sağ taraftaki eksi arkadaşlar. Yani sol taraftaki kırmızı kablomuz gelecek, sağ taraftaki siyah kablomuz gelecek. Gördüğünüz üzere bu kablolar çoktan lehimlenmiş, hazırlanmış fabrika çıkışı. Ancak kullanılan lehimin kalitesini bilmiyoruz. Nasıl bir yöntemle yapıldığını bilmiyoruz. Bizim uygulayacağımız lehim burada uyuşmayabilir. O yüzden ben bu kablo uçlarını tekrar bir lehimle üzerine kaplama yapacağım. Ki benim uyguladığım ESC pedlerine uyguladığım lehimle kaynaşması güzel olsun. Arkadaşlar lehimleme konusunda ben çok uzman birisi değilim ancak şunu belirtmek istiyorum. Kesinlikle soğuk lehim yapmaktan kaçının. Özellikle elektroniklerinizin güç dağılımlarında soğuk lehim kısa devre kesinti gibi sorunlara yol açabiliyor. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Kablo üstüne tekrar lehimle kaplamış oldum. Öncelikle şu artı. Şimdi uçuş kontrolcümüze gelelim arkadaşlar tekrar. Uçuş kontrolcümüzde yapacağımız bağlantılar alıcımız Transys FR-Sky kumandalar için XM Plus. Kameramızın TX, RX bağlantısı olacak. UART kontrol için ayrıca güç ve video görüntü bağlantısı olacak. Şuradaki bağlantının iyi şekilde oturduğundan emin olun. Kablolarınızın herhangi bir yere takılmadığından emin olun. Split kameranın kamera ve de HD kaydı için olan bu bölümünü ben yine stack en üstüne koyacağım. Tabi arada VTX olacak. Kameranın bağlantını SATX ile gelen kablolarda kullanacağım. Sol tarafta video, ortada ground, sağ tarafta 5-20 volt kablosu. Şurada RX ve TX kablolarında uçuş kontrolcüsü üzerinde şu bağlantı kamera için soldan sağa 5 volt ground ve görüntü kablosu. Şurada TX, RX 3 girişleri var. Kameramızın UART kontrol için olan kablolarını da buraya lehimleyeceğim. Pozisyon olarak şu şekilde üzerinde duracak. Bana tahminen şu kablonun yarısından biraz fazlalık bir kısım yeterli. Çünkü şu arkaya gelecek. Şuraya lehimleyeceğim. Ancak unutmayın çok kısa yapmayın çünkü araya bir de VTX'imiz girecek. O yüzden şöyle bir mesafede kesersem gayet yeterli olacaktır. Şimdi bu kabloları lehimlemeye hazırlayıp daha sonra önce şu üç kabloyu daha sonra da bu ilk kabloyu lehimlemelerini yapacağım. Kablo ucundan çok az plastiğini kesiyorum. İnce kablo olduğu için tırnak ucuyla alabilirsiniz. Birkaç milimetrelik bir kablo çıkısı yeterli olacaktır. Arkadaşlar bu şekilde drone üzerine çalışırken her zaman kabloları elektroniklerden uzak bir yerde lehimle kaplamayı özen gösterin. Mümkünse elektroniklerinizi şu şekilde üzerine bir şeyle kaplayın ki herhangi bir lehim sıçraması durumunda sizin gözle göremeyeceğiniz kadar noktasal lehim sıçramalarında kısa devreye yol açacak bir durum oluşmasın. Havyolunuz ucu her zaman temiz olsun arkadaşlar. Bunu da yapmanın en kolay yolu havyolunuz ucunda çok bir nokta kadar lehim alıp daha sonra kabloyla havyoyla tekrar değdirmek. Bu şekilde kabloları da lehimlemeye hazırlamış olduk. Ne demiştik? Soldan sağa görüntü, ground ve de 5 volt. Şu sarı görüntü kablomuz. Ground ve 5 volt. Şimdi RX ve TX kabloları burada şu yeşil sol tarafta olan TX, sarı sağ tarafta olan RX. Uçuş kontrolünüzde de tam tersi olacak arkadaşlar. RX'i TX'e, TX'i RX'e bağlayacaksınız. RX kablomuz. Şöyle dışarıdan dolaştıracağım çünkü burada uçuş kontrolüsü üzerine VTX gelecek. VTX'in balansı engel olmak istemiyorum.
kameramızın bağlantısını bu şekilde yapmış olduk. Şimdi alıcımızın bağlantısını yapacağım. Sol taraftaki ground, ortadaki 5 volt, en sağdaki sinyal kablosu. Alıcımızın bağlantısını arkadaşlar şuraya yapacağız. Ayrıca şuradaki soket üzerinde yapabilirsiniz. Ancak ben direkt burada sinyal, 5 volt ve ground bağlantısını yapacağım. Yine pedlerimizi lehimlemeden önce lehim hazır hale getiriyoruz. Ortada 5 volt ve ground. Evet arkadaşlar, şu an drone'umuza üzerine bulunacak hemen hemen bütün ekipmanlarını yerleştirmiş olduk. Sadece buzzer kaldı. Bunu daha sonra yerleştireceğim. Ayrıca şu kapasitörümüz kaldı. Bu kapasitörün gönderilme sebebi açıkçası ESC ile birlikte gönderiliyor. 6S'e kadar desteklediği için 6S'lik bir pille kullanılma durumunda bu kapasitörün bağlanması gerekiyor. Ben 3 ve 4S pillerle uçuruyor olacağım bu drone'u. O yüzden şu an bu kapasitörü bağlamayacağım. İhtiyaç durumunda daha sonra bağlayabiliriz. Son olarak VTX'imizi de yerleştiriyorum. Evet, şu an VTX'imizi de yerleştirmiş olduk. Ve üzerine Rankine Split gelecek. Tabi burada bir vida mesafesi kalmadığı için buna benim ayrıca bir standoff koymam gerekecek. Bu şekilde drone'umuzu da hemen hemen tamamlamış durumdayız. Şimdi ben ilk güç balansı yapmadan kısa devre kontrolü yapacağım. Yaptığımız lehimlemelerde herhangi bir aksaklık olması durumunda güç verdiğimizde drone'umuzun bütün elektroniklerini yakabiliriz arkadaşlar. Bu çok önemli. İlk güç vermeden önce çeşitli yerlerden bir kısa devre kontrol yapmanızda büyük fayda var. Öncelikle pil bağlantısından bir kontrol yapacağım. Normalde kısa devre olduğunda şu şekilde ses gelmesi lazım. Rankine Split üzerinden bir kontrol yapacağım. Yine hiçbir olumsuzluk gözükmüyor. Şu an herhangi bir kısa devre olmadığından emin olduğumuza göre drone'umuza ilk güç balansını yapabiliriz. Umarım bir aksilikle karşılaşmayız. Şu an elimde bulunan 3S piller XT60 konektörlü olduğu için ben şöyle bir ara kablo kullanacağım. Şimdilik bu drone'un için 650 mAh'lik 3S ve de 450 mAh'lik 4S piller sipariş ettim. Onları da bu hafta elime ulaşmasını bekliyorum. Evet. Şu an drone'umuzun ilk güç bağlantısı olmuş oldu. Evet arkadaşlar, videoyu çok uzatmamak için ben gövdenin üst kısmını da yerleştirdim. Bütün elektronikleri drone'umuza yerleştirdim. Şöyle kısaca özetlemek istiyorum. ESC uçuş kontrolcüsü VTX. En üstte Rankine Split'in parçası yerleştirdim. Biraz sıkıştırmam gerekti. Onun da üzerinde alıcım var. Gövde paketinden çıkan şöyle bir 3D yazıcılı parça var. Antenler için. VTX anteni de aynı şekilde buna bağlanıyor. Tabii ben bir daha sonra tekrar bir üzerinden geçerek daha düzgün bir yerleştirme yapmak için çeşitli yollar arayacağım. Kameramızın açıklık, burada önemli bir husustan bahsetmek istiyorum. 14 milimetrelik nano kamera kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Mikro kamera kullandığı takdirde buraya büyük gelecektir. Son olarak datları yerlerine yerleştireceğim. Motorların korumaları, motor pervanelerin korumalarını ve de pervane takarak drone'umuzun inşasını tamamlamış olacağız. Şimdi motorları tek tek sökeceğim ve de datları yerleştirmeye başlayacağım. Hatırlarsanız videonun en başında motorları sadece 1-2 vidayla yerlerine tutmuştuk. Datlarda şöyle bir ayak kısmı var. Bu dışarı bakacak. Motor ayaklarının üzerine geliyor ve motorlar da bunun üzerine geliyor. Şimdi bu kullandığımız vidalar şöyle gördüğünüz gibi tam olarak boy hizası motordaki vida deliklerine kadar oluyor. Bu şekilde vidaların motor kablolarına değmeyeceğinden de emin olmuş oluyoruz. Son motorumuzu da yerleştirmiş olduk. Biraz uzun ve yorucu bir drone yapımı oldu açıkçası benim için. Bu da yorucu olan kısmı, çok küçük parçalarla uğraşmak. Gerçekten bu tip bir drone yapmak yeni başlayan arkadaşlar için, özellikle ilk drone olacak arkadaşlar için çok doğru bir seçim olmayacaktır. Bu konuda uyarmak istiyorum arkadaşlar sizleri. Evet, datlar da yerlerine kondu. Şimdi son olarak pervanelerimiz. Bahsettiğim üzere 4 kanal pervanelerimiz var. Ve de 3 kanal pervanelerimiz var. Genfan marka ikisi de. Ben 3 kanal pervanelerden kullanacağım ilk etapta. Daha sonra 4 kanal pervanelerde uçuş denemeleri yapacağım. Bu pervanelerde motorların poşetlerine çıkan şu iki vidayı kullanacağız arkadaşlar. Yanlara vidaları kullanıyorsunuz. Ortada şaft deliği olacak şekilde. Öncelikle pervaneleri oturtuyorum. Çok sıkı şekilde oturuyor arkadaşlar. Yani bunun buradan zaten çıkması mümkün değil. Ama yine de emniyet açısından bu vidaları takmamız lazım. Daha büyük boyda pervanelerde kullanabilir arkadaşlar. 20'lik, 25'lik pervanelerde kullanabilir. Ben 16'lık pervanel aldım. Çünkü bu
Yeterince güçlü motorları var. 6300 kW. 4S için gerçekten büyük bir rakam. Evet arkadaşlar. iFlight 111R gövdedeki Turbo B Runcam Split 3 Nano HD kayıt yapabilen kamerasıyla drone'umuz tamamen hazır halde. Şimdi drone'umuzun Betaflight ayarlarını yaptıktan sonra en kısa sürede sizlerle uçuş videolarını da paylaşıyor olacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Drone'un yapımında kullandığım bütün parçaların linklerini video açıklamada bulabilirsiniz. Umarım sizlere faydalı bilgiler verebilmişimdir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.